Sen yiğit bir adamdır Celil Efendi. Ben bu yüzden babama karşı durdum da sana vardım. Bu adam her kişi. Beni de doğacak çocuklarımı da korur kollar dedim. Ama senin bu ettiğin iş mi Celil? Yazık değil. Tamam. Vur yüzüme. Seni silerim. Çocuklarımı göstermem dedim diye değil bütün bunlar. Haklısın belki. Ama senin bu ettiğin de çok ağır Celil. Bana el vereceğini, töreye direneceğini, bizden de, kendinden de vazgeçmen çok ağır. Selamun aleyküm. Yaptığı gibi uyudu kerata. Gece uyumadı ya. Yarın var tabii çocuk. Meryem, sen beni duydun? Abim İstanbul'da. Değil. Azadım bak babam başına gelenler. Bizim yüzümüzden ne hallere düştü. Anam desen toprağından, hayatından vazgeçti. Ama şimdi olanları kaldıramıyorum. Hele biraz büyüsün. Onu da dolduracaklar. Anamla babamı her gece rüyamda görüyorum. Onlara hesabımı artık ne bu diyarda, ne öte diyarda verebileceğim. Allah borcam yapıp aklını helal etmeyecekler. Doğru diyorsun Nari'nim. İstemeden ailelerimizi de perişan ettik. Ama ne yapalım? Ne gelir artık elimizden? Gidelim. Çıkalım abimin karşısına. Olmaz Nari'nim. Bunun babamın yaptığından ne farkı kalır? Hayalede tutuşup atlamışız bir yerden, ha abinin karşısına çıkmışız. Elbet farkı olur Azat. O zaman zaten biz ölürüz. Nari'nim sen ne diyorsun? Beni korkutma şimdi, vazgeçmek neden? Yoruldum Azat. Vallahi yoruldum. Allah'a elin nefesini ensemde hissetmekten yoruldum. Her gece ürpererek sıçramaktan yoruldum. Abime yaşattığım acı yetmezmiş ki. Onca insan bizim yüzümüzden perişan olmasından yoruldum. Ben bu vebali daha fazla kaldıramıyorum Azat. Şşş, sus artık. Ölümün lafını etme. Unut ölümü. Çünkü biz yaşayacağız Nari. Çocuklarımız olacak. Bunları beraber büyüteceğiz. Seninle el ele yaşlanacağız Nari. Bu mümkün sence? Biz birbirimize tutulduğumuz sürece mümkün. Garip bakışlı. Celil Efendi'yi iyi gördün Bedar Ana. Doktor ne dedi? Biz de daha bir şey bilmiyoruz ağam. Bir sürü tahlil yapıldı. Onların sonucunu bekliyoruz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Benim de yapabileceğim bir şey olursa bileyim. Sağ ol ağam. Ben gideyim artık. Tekrar geçmiş olsun.
Ayağına sağlık ağam. Ben seni geçireyim. Geldiğin için sağ ol. Bize güç verdin. Ne demek? Biz akrabayız. Dediğim gibi. Herhangi bir şeye ihtiyaç duyarsanız arayın. Sağ ol. Boran. Sen beni bilirsin. Ben seni bilirim. Oğlum sayarım seni de. Seni de kurban ettiler bu törelere. Yoksa sen tetik çekecek kişi değilsin. Ben de seni anam sayarım. Ama öyle zaman geliyor ki insan sandığı kişi olmadığını görüyor. Şu birkaç gündür yaptıklarımı asla yapmam derdim. Ama yaptırıyorlar. Bilirim, doğru yapmadılar. Senin yüzünü yere eğdiler. Ama inan senin kötülüğün için yapmadılar. Ben buraya bunları konuşmaya gelmedim Bedar Ana. Artık söz ağızdan çıktı. Gidilecek yol benim için de onlar için de bellidir. Dönüşü yok. Artık hiçbir şey yok. Ben de yokum. Bu gördüğüm bir hayal. Çoktan ölmüş olan bir adamın hayali sadece. Sen öyle diyorsan bana diyecek bir söz düşmez zaten. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Sina Hanım, sabah yapılan toplantıları kaçırdınız ama Selim Bey sizin için toplantı notlarını hazırlattı. Ben de masanıza koydum. Teşekkür ederim Hülya Hanım. Bugün için başka bir toplantı var mı? Evet, öğleden sonra Selim Bey'le bir toplantınız olacak. Ama yorgunsanız iptal edeyim. Yok, o toplantıya katılacağım. Teşekkürler. Peki, başka bir şey yoksa çıkabilirim herhalde. Sıla, geldin neden haber vermedin? Şimdi geldim Emre. Azatları eve bıraktım. Ondan sonra hemen buraya geldim. Baban nasıl oldu? Doktor bir teşhis koydu mu? Ben çıkarken hala tetkikler devam ediyordu. Peki. Emre. Babamın dövülmesiyle bir alakan var mı? Ben sadece gerekeni yaptım Sıla. Ne demek gerekeni yaptım? Ne yapsaydın? He? Baban silahlıydı. Seni öldürmeye gelmişti. Buna izin mi verseydim? Amacım sadece korkutmak. Senden uzak durmasını sağlamaktı. Emre, babamın canını yakıyorsun. Ondan sonra da bunu benim iyiliğim için yaptığını söylüyorsun. Bu nasıl bir mantık? Ben seni düşünüyorum Sıla. Hata mı bu? Bundan sonra beni düşünme, oldu mu? Ayrıca bir süre ailemden de, benden de uzak dur.